Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte üçgende alan konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet. Önemli konulardan biri her yerde karşımıza çıkacak konulardan yine birindeyiz arkadaşlar. Ne demiştik? Ek çizimler, dik üçgen, üçgende benzerlik ve üçgende alan konuları arkadaşlar. Böyle geometrinin en temel yapılarıdır. Bu konuyu çok iyi bir şekilde yine yapmamız lazım. Tabi mantık çerçevesinde. Mantanı kullandığınız zaman çoğu soruları çok rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu videoda genelde kitaplarda gördüğümüz hocam üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 ki bence üçgenin tanımıdır bu. Yani üçgende alanın tanımıdır. Benim de en fazla üzerinde durduğum kısım burası arkadaşlar. Bu videoya çok ama çok dikkat edin. Üçgende alandaki en mantıklı yerden bahsedeceğiz. Şimdi size Haydi bakalım başlayalım. Üçgende alan formülü. Hepimizin duyduğu. Nedir? Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 der geçeriz ve iki soru yapar geçeriz. Ama önemli. Arkadaşlar evet üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik. Ha, burada taban B ise B tabanına ait yükseklik. B'nin tepe noktası burası ya. Buradan yükseklik çizersin. Hocam taban C verilmişse C tabanına ait yükseklik. Bazı sorularda işte o yüzden mantığı da bilmeniz lazım arkadaşlar. Yani bu konunun mantığı tabana ait yüksekliktir. Hemen bu C tabanına ait yüksekliği çizersiniz. C'nin tepe noktası ne yapıyor? Bu kenarın tepesinde C yapıyor. Bu yüksekliği çizip öyle yapılır. Taban çarpı bak onlarca kez söyleyeceğim. Şimdiki bu soruların çoğunda onlarca kez söyleyeceğim arkadaşlar. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Heh, bu dar açılı bir üçgende ise yükseklik nereye düşüyor? İçeri düşüyor. Sadece tek var geniş açılı üçgende ne oluyor arkadaşlar? Dışarıya doğru da düşebiliyor. Ha i̇çeriye düşen de var mı? Var tabii ki. Mesela geniş açıdan çizdiğin içeri düşüyor. O ayrı bir konu. Ama geniş açılı bir üçgende nereye düşüyor? Dışarı düşüyor. Yalnız buraya dikkat edin. Taban olarak bazen tamamını alıyorsunuz. Hayır. Tabanımız burası. Bu tabana ait yükseklik sadece dışarıda. Şurası oluyor. Taban çarpı. Yani A çarpı H A bölü 2 alana eşittir. Ya A çarpı H A bölü 2 ya B çarpı H B bölü 2 ya da C çarpı H C bölü 2. Şimdi dur. Ve şuraya bir yıldız at dediğimi yaz. Arkadaşlar şekilde 90 dereceye varsa ya da özel bir açı varsa ne yapacaksınız? Tabana ait yükseklik çizeceksiniz. Üçgende alan soruluyorsa ek çizim. Evet bu konunun ek çizimi neymiş arkadaşlar? Ek çizim tabana ait yükseklik. Bazı sorularda kendiliğinden çıkıyor. Ama bazı sorularda da tabana ait yüksekliği çizeceksiniz. Bunu unutmayın. Tabana ait yükseklik ek çizimimiz arkadaşlar burada. Tekrarlıyorum soruda 90 derece ya da özel bir açı varsa ek çizimimiz neymiş arkadaşlar? Tabana ait yükseklik. Çizin ki üçgenin alanını bulun. Hocam eski ek çizimler ne olacak? Mesela muhteşem üçlü vardı. Orta taban vardı. işte ne bileyim x kenarlık vardı. Bunları ne yapacağız? Hayır kardeşim. Alandaysan alan mantığından soruyu çözmek istiyorsan alanda nedir? 90 derece özel bir açı varsa tabana ait yüksekliği çiz. Büyük ihtimal orta taban çıkar tabana ait yüksekliği çiz. Büyük ihtimalle yani çizeceğin o ek çizimler yine karşına çıkacaktır ama ilk hamlen kesinlikle ama kesinlikle bu olmalı. Ama ne zaman? Şuraya da yazarsın. Parantez içinde 90 derece veya özel açı varsa. Özel açı varsa. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Buraya da yıldızı döşe. İstediğin kadar yıldız döşe. Bu konunun mantığı bu. Tabana ait yükseklik. Evet. O yüzden Sadece bununla taban çarpı tabana ait yükseklikle ilgili bir sürü soru yazdım arkadaşlar. Sonra dik üçgende alan. E hocam taban çarpı tabana ait yükseklikte e, dik üçgende dik kenara ait yükseklik zaten şu değil midir arkadaşlar? Evet. Bu üçgenin alanı ya A çarpı C bölü 2'dir ya da B tabanına ait yükseklikte HB'dir ya da B çarpı HB bölü 2'dir. O yüzden arkadaşlar hem dik kenarlar çarpımını yapabilirsiniz hem de hipotenüse ait yükseklikten de sonuca ulaşabilirsiniz. Ha şunu hala yapanlarınız var mı bilmiyorum ama Şöyle dik çizince a hocam eşit eşit burası da eşit diyorsun. Hayır kardeşim kenar ortay çizilince eşit oluyor. Ya da eşit olduğu durumda var da yani şimdi yapmayın tabii ki bunu. Her çizilen yükseklik iki eşit parçaya bölmüyor. İkisi kenar olsaydı tabii ki diyebilirdik. Evet neyse biz burada niye anlattık? Üçgenin alanı nedir? Ya dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Çünkü tabana ait bir diğer dik kenar yapıyor. Ya da B çarpı HB bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Haydi bakalım sorulara başlıyoruz şimdi. Bak ne var burada? Hocam üçgenin alanı isteniyor. Ya sen özel açı mantığından da gidebilirsin ama bence alanda alan mantığını kullan. Çünkü özel açı mantığında ne var kardeşim? Sen bu 30 derece mantığını kullanırken mesela şöyle çünkü daha hızlı yapmanız için bir şey, yöntemdir, tekniktir. Sen burada bir 30 derece gördün ya da şurada bir 30 derece gördün. 30'un mantığını kullanmak istiyorsan tabii ki sorunun cevabını bulabilirsin. Daha hızlı olman için ve garanti çözüme yaklaşman için ben şey yapıyorum. Aa hocam ben bu 30'u görünce ne yaparım? Tepeden dik çizerim. Ama sadece tepeden dik çizmiyorduk değil mi? Ya da şuradan dik çiziyorduk. İşte nereden dik çizeceğimizi daha da kısaltıyor arkadaşlar. İki ihtimalimiz vardı ya özel açı mantığında. Burada da bak mesela bu üçgenin alan isteniyor. Şekilde 90 derecede özel bir açı var mı? Özel açı var. Hemen tabanına ait yükseklik. Ama öyle B işte şuradan yükseklik çizeyim. Buradan yükseklik çizeyim değil. Hangi taban verilmişse oraya ait yükseklik. Hangi taban verilmiş? 6. O zaman 6 tabanına ait yüksekliği çizeceksin. Hop çizdim. Aa bak özel açı mantığında kullanabilirsin artık. 30, 90, 63 üçgeni. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı kaçtır? 4. Tabanımız 6. Yüksekliğimiz 4 iken alan dediğimiz kısım artık en basit kısım oluyor arkadaşlar. 6 çarpı 4 bölü 2 eşittir. 24 bölü 2'den 12'ye eşittir arkadaşlar. Geldik şuraya. E hocam hiç 90 derecede yok. Özel bir açıda yok. Tamam olmayabilir. Önemli değil. Ama arkadaşlar geçmişiniz önemli burada. Değil mi? Geçmişinizde ne diyorduk? Aa bir ikiz kenar var burada. Bu üçgenin alanı isteniliyor ama hiç özel açıda yok. 90 derece yok. Acaba taban çarpı yüksekten çıkmayacak mı? Bak şimdi. Tamam çıkmayacak gibi duruyor ama bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende taban mevcutsa e ee, ne yapacağız? Tabana ait yükseklik çizmek lazım değil miydi? Evet. Tabana ait yüksekliği çiziyoruz. Tabana ait yüksekliği. Hatta ne diyorduk? İkiz kenar üçgende taban mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer kardeşim. Çizdiğin yüksekliği ne yapacak? 2 eş parçaya böldü. 15, 15. Ha, bak şimdi yükseklik elde edildi. Büyük ihtimal taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıkacak cevap. Yani buraya 6 kaldı. A 15, 17 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgenden 8 çıktı burası. Ve zaten 8, 15, 17 de sağlaması da tuttu. E bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgende alan nedir arkadaşlar? Taban neresi? Hocam 17 tabanını var. Y yükseklik mi çizeceğiz? Yo zaten bak bu tabana ait yükseklik direkt var. Sadece geniş açılı olduğundan dışarı düşmüş. Tabanımız 9 iken yüksekliğimiz kaç? 8. Alan ABD kaç yapacak? E, 9 çarpı 8 bölü 2'ye eşit olacak arkadaşlar. 72 iki bölü 2'den kaç çıktı? 36 çıktı arkadaşlar cevabımız. ABD üçgenin alanı. Şuraya B yazılmamış ama ben yazı vereyim. Tamam mı gençler? Olay bu. Geldik şu soruya. Bak soruda ne var? Şu üçgenin alanı isteniyor. Aa hocam eşitlik var burada. 90'ın karşısında hemen bir muhteşem üçlü çizeyim falan filan böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Ya kardeşim bak şu an sana ee, soruyu çözdürüyor mu bu? Bu hamle direkt çözdürmedi mesela. Zaten ne dedim ben sana? Üçgenin alanı isteniliyorsa alan mantığını düşün ilk etapta. Bak alan mantığı. Şekilde 90 derece var mı? Var. A 90 derece var. O zaman bu üçgenin alanı büyük ihtimalle hatta %99.9 ihtimaliyle tabana ait yükseklikten çıkar. Tamam çizeyim. Bu tabana mı ait yükseklik çizeceğiz? Hayır. Şuraya ait yükseklik çizeceğiz? Hayır. Hangi taban verilmişse istenilen hani şu üçgen alan isteniyor ya. 6 tabanı verilmiş. Altı tabanına ait yükseklik çizeceksin. Hop çizdin. Sonra verilen bilgileri kullanacaksın. Ya önemli olan bu. Yüksekliği bul. Sonra alan hikayesi en kolay hikayedir kardeşim. Alan en kolay kısmıdır. Bak soru neye dönüştü? Şu uzunluğu bulmaya dönüştü. Hadi bulalım bakalım. A eşitliği de kullanalım. A eşit bunlar. Bunlar da paralel ne çıktı burada? Direkt orta taban çıktı. Bak orta tabanı çizip de yapar bilen arkadaşlar da olabilir. Ama öncelikle alan mantığını kullanın. Çünkü orta tabanda da iki ihtimal var. Ya sola çizeceksin ya aşağı çizeceksin. Yani seni daha hızlı yapar ve daha alan mantığını kullanmayla, e, kullanmayla yaparsan senin açından daha iyi olacaktır. Daha verimli olacaktır. Şimdi ne çıktı burada? Şu eşitliği de kullanacak olursak orta taban çıktı. 6 ise direkt burası 3'tür. Yani cevabımız kaç oldu o zaman? Tabanımız 6. Yüksekliğimiz 3. Alan kısmı en basit kısmıdır. 6 çarpı 3 bölü 2. 18 bölü 2'den cevabımız 9 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Bu sefer değişik bir soru. Yukarıdaki şekilde birim kareli kağıda iki üçgen çizilmiştir. Bu dik üçgen bu da öylesine bir üçgen. Kırmızı üçgen 6 birim sağa ötelendiğinde. Hadi bakalım 6 birim sağa öteleyin. Mesela burası. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu buraya denk gelecek. Neresiydi? 2, 3, 4, 5, 6. Bu buraya denk geldi arkadaşlar. Sonra burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya denk geldi. Üçgenimiz nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle. Kaç birim yukarıda bu? 4 birim yukarıda. 4 birim yukarı gitti. Sonra da bu. Şunu da çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle çizdik mesela. Tamam. Çizince direkt çıktı aslında da. Neyse. Kırmızı üçgen 6 birim sağa ötelendi. İki üçgenin kestiği bölge alanı isteniyor. Arkadaşlar şu üçgenin alanı isteniyor. Üçgende. Aa. Şimdi 90 derece var mı? Birim karelerden dolayı 90 derece var aslında. Büyük ihtimalle üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2. Arkadaş şuraya baktığımız zaman. <laughs> Hocam bu taban sadece bu uzunluk belli. Şu üçgenin alanı isteniyor ya. Kaç birim burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Değil mi? Evet. 6 birim. E 6 birime ait yükseklik çizecek olursak olay bitti. A. Kesimden dolayı zaten belli. Buradan olduğu belli. Hocam buradan olduğunu bulamasaydık ne yapacaktık? Ki şöyle mesela biz çizdik buradan şunu çizince arkadaşlar şunu çizince yükseklik böyle olacak ya. Nasıl yapabiliriz? Şu üçgenin şeyinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu üçgenin şeyi normalde şuradan da bakabilirsiniz. 6 birim ileri atacaksınız ya. Mesela bu 6 birim gittiği zaman şu nereden gidiyor? Şöyle dikkat ederseniz arkadaşlar 2'ye 1 yani tanjant alfası kaç şuraya baktığınız zaman 1 bölü 2. 1 bölü 2 bu nokta köşede. Aynı şekilde 1 bölü 2 şu noktada köşede. Aynı şekilde 1 bölü 2. Ha, şu noktalara bakın şimdi. 6 birim götürün. Şunu 6 birim götürsem tam buraya mı denk gelişiyor? Evet. Yani en azından garanti haline geldi. 6 birim burada. O zaman bu nokta buraya geldiyse kesimdeki nokta yani şu mavi ile bu kırmızı nötelenmesindeki bu nokta buraya geldi. Kesimi de burası oldu. O zaman tabanımız 6 iken yani yüksekliğinde 2 olduğunu fark edebiliyoruz. 6 çarpı 2 iki bölü 2'den cevabı kaç buluruz? 6 buluruz arkadaşlar. Zaten burada bu tür sorularda dikkat edin. Yükseklik öyle hani çizdiğimiz zaman şöyle e, burada kesse şöyle bir yerde kesse buradaki noktayı da bulursunuz. Ama nasıl bulursunuz? Büyük ihtimalle benzerlikle falan bulursunuz arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir şey çıkacaktır. Zaten şuraya baktığınız zaman arkadaşlar e, tanjant alfa ne? 1 bölü 2 tanjant alfa 1 bölü 2 yapacak ya oradan da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani mesela burası 2 hani 2'ye 1 burası arkadaşlar. Buradaki şeyden de gidebilirsiniz. 2'ye 1 burası 2'ye 1 burası. A kestiği yerde burası diye de bu şekilde de bulabilirsiniz. Tamam. Bu tür soruyu da görmenizi istedim açıkçası. Biliyorsunuz böyle ötelemeli dön şey ötelemeli gibi şeyler kes kesişim noktaları gibi şeyler yine karşımıza sınavlarda çıkabiliyor. Ee, biraz üzerinde bir durun isterseniz bu sorunu. Geldik buraya. Hmm, neler verilmiş? BD uzunluğu 2K verilmiş. CD uzunluğu 3K verilmiş. Yaz. Verilen bilgileri yaz. DC uzunluğu 3K. Şimdi bakıyoruz soruya. EDF üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar üçgenin alanı soruluyor. Şekilde de 90 derece var mı? Var. Üçgenin alanı %99.9 nereden çıkacak? Tabana ait yükseklikten çıkacak. E hocam şunu diyebilirsiniz. Ben buradaki oran mantığını kullansam. Bak kullanabilirsin. Oran mantığını kullanmak demek ne demek? Hocam şuradan şuraya paralel çizelim ya da buradan buraya paralel çizelim. İki ihtimali düşünmekten yani seni hızlandırmaktan bahsediyorum. Şurada ne yap diyorum? Alan mantığını kullan. Bu üçgenin alanı nedir? Tabana ait yükseklik. Taban olarak neresi verilmiş? Bir tek burası verilmiş. O zaman sen burada bu tabana ait yüksekliği çizeceksin. Bu tabana ait yüksekliği çizince burası yükseklik. Aa hocam şunlar birbirine paralel mi oldu? Her ikisi de aynı doğruya dik olduğundan dolayı. Bunlar paralel. Oran da var. Zaten beynin benzerliğe yoğunlaştı. O zaman hadi benzerliği yapalım. Önemli olan şu haş. Haşı bulduktan sonra en kolay şekil e, nedir? Üçgendeki alanı bulmaktır. Hadi bakalım haşı bulalım. Buradaki paraleller burada sivriliyor. Burada temel orantı yapalım. 3K'nın 5K'ya oranı. 3K bölü 5K eşittir. H bölü 15'tir. H bölü 15'tir. Kaç katı? K'lar gitti. 3 katı 3 katı. H'ı kaç bulduk? 9 bulduk. E alan kısmı en basittir. Taban belli. Yükseklik belli. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den de kaç buluruz cevabı? 27 olarak buluruz arkadaşlar. Tamam. İşte bu mantığı kapan her arkadaş alan mantığını kapan her arkadaş her yerde çok rahat edecektir. Alanın en temel mantığı bu. Tabana ait yükseklik. En önemli yer bence burası. Normalde kitaplarda ne yapıyoruz? Maalesef eskiden biz de yapıyorduk. Bunu taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Iki, i̇ki soruyla geçiyorduk. Bence en önemli yer. Bir sürü soru. Evet geldik buraya. Hmm. Burada da arkadaşlar soru nasıl olursa olsun hiç fark etmez. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa ne yapacaksın kardeşim? öncelikle alan mantığını düşüneceksin. Tabana ait yükseklik çizeceksin. Yani burada taban olarak ne verilmiş? 6. 6 tabanına ait yüksekliği çizeceksin kardeşim. İlk işim bu. Sen bu yüksekliği çizdin. Bu yüksekliği bulursan senin için en kolay iç alanı bulmak. Peki yüksekliği çizdin. Bu sefer bak eşitlik var. H var. Başka da öyle özel bir durum yok. Ne yapacağız o zaman? Verilen bilgiyi kullanacaksın kardeşim. Verilen bilgi dediğimiz nedir? Mesela 4 kökücü verilmiş. Özel açı verilmiş. Bu 60'ı kullanayım o zaman ben. Bu 60'ı kullanmanın iki yöntemi var. Hocam ya buradan dik çizerim böyle büyük üçgende ki buradaki hiçbir 30 60 90 üçgen hiçbir işime yaramıyor. Ya da bu üçgende nereden çizelim? Bu üçgende 60 verilmiş şey. ya. Şuradan dik çizebiliriz arkadaşlar. 60'ın mantığını sanki buradan kullanabiliyoruz. Daha iyi kullanabiliyoruz. 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı da kök 3 katından dolayı kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. 2 kök kök 3 katı. E ne yapacağız? Ne dedik hep geometri? Verilen bilgileri kullanabilme yeteneğiniz. Ya da bulduğun bilgileri de soruda kullanacaksın. Beynin ondan sonra otomatikman o şeyi çözüyor arkadaşım. Bak sen ne buldun? Sen ne istiyorsun? Haşı istiyorsun. Ne buldun? 6'yı buldun. Neyi kullanmadın hala? 6'yı kullanmadın. Hocam eşitliği de kullanmadın. Bak, kodladığım bir şeylere 6'yı kullanmadım, eşitliği kullanmadım. Fark ettin değil mi? Bak gördün demiyorum. Fark ettin değil mi? Beynin fark etti değil mi? Neyi fark etti? Aa hocam her ikisi de aynı doğruya dik. Şunlar paralel. E bunlar da eşitse burada bir orta tabanı fark ettin mi şimdi dostum? Beynin fark etti. Niye? Verilenleri kullanırken. Hocam ya da bulduğum bilgiyi kullanırken. 6 var. Paralellik var. Eşitlik var. Bu bilgileri kullanmadım. Aa eşitlik var. Paralellik de var. Orta taban çıktı. Yani burası kaç oldu arkadaşım? 3 oldu. Ah şimdi olay bitti. En kolay kısım alan. Taban çarpı tabana ait yükseklik 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 2'den cevabımız 9 çıkar. İşte bu olay bu temel mantık bu kardeşim. Geldik bir sonraki soruya. Alan EDF isteniyor bir de oran verilmiş burada. Oran K 2K yani şurada CD uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. Ne yapıyoruz? Şekilde 90 derecede özel bir açı var mı? Var bak 135 özel bir açı. Ne yapacaksın? Tabana ait yükseklikten cevap soru çıkacak arkadaşım. Hemen ilk önce tabana ait yüksekliği çizelim. Ve hedefimiz bu haşı bulmak. Dur. Şimdi verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Hocam 1'e 2 oran maalesef kullanamıyorum. Ya yani benzerlik olacağı belli. Oran varsa benzerlik vardır. Hocam 135 özel açı mantığını ilk etapta kullanmak daha mantıklı değil mi? Evet. 135 gibi geniş açı gördüğümüz zaman ne yapın demiştik arkadaşlar. Dar açısı yani 180'e tamamlayan açısı. Yani ya 45 derece. Ya buradaki 45'i iki ihtimalle deyip düşünün diyordum arkadaşlar. Ya buradaki 45'i şunun devamını uzattık ya da buradaki 45'i önemli. Şu 45 hocam şuradan dik çizsem maalesef bir işime yaramıyor. 45 45 90 üçgeni. Dik üçgenin hiçbir kenarı yok. O zaman sildim. Ya buradaki 45 aa, yaramaz mı ya? Şuradaki 45 şuradan şöyle dik çizince arkadaşım bak ne geldi. Hatta şöyle çizeyim arkadaş o diki. Şöyle çizince 45 90 45 üçgen geldi. E 12 kök ise bunlar da 12 12 geldi mi? Geldi. E hocam nedir dedik arkadaşlar biraz önce de geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. Ya da bulduğum bilgiyi kullanma işidir. E şimdi bak neleri kullanmadıysan bak beynin otomatikman fark edecek. Hocam haşı bulmam gerekiyor. Hocam 12'yi kullanmadım. Hocam yani 12'yi buldum. Hocam 1 var 2 oran var. Aa ne var burada? Bunlar 90-90 her ikisi de paralel değil midir? Aynı doğruya 90 ya da 90'a 90 yöndeşlik var burada. Hocam bunlar paralel. Ya zaten 1'e 2 oranda sana neyi böyle hatırlattı? Büyük ihtimalle benzerlik. Hani benzerlik de altyapı oluşturdu ya. E paralellik de var. Aa, şunlar şuraya doğru seviliyor. Ne var burada o zaman? Benzerlik. Yani K bölü 3K eşittir. H bölü 12 diyebiliriz arkadaşlar. 4 katı 4 katı. H'ı buradan kaç buluruz o zaman? 4. H4 ise alan kısmı en basit kısmıdır arkadaşlar. Bu üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den cevabımız 12 çıkar sevgili gençler. Evet bu örneğin cevabı da 12 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Ne yapıyorsunuz? Bu 60'ı gören hala da beni, beni dinlemeyenler var. Tamam. Durdur dur videoyu. Bir kendin çözmeye çalış. Allah aşkına bir kendin çözmeye çalış. Tamam durdurdun. Tamam. Şimdi açtın çözdün ya da çözemedin. Ya kardeşim sabahtan beri dinlemiyor musun ya? Ne diyoruz sabahtan beri her soruda? Sen niye özel içi mantığını kullanıyorsun ilk etapta? Tabii ki kullanacaksın. O ayrı bir konu. Ama sende şu alışkanlık var. 60'ı görünce hocam şuradan bir dik çizerim. Çizdim. E ee, ne oldu? Ula bir şey çıkmadı. 30, 60, 90. Ay Allah ya ne yapacağız? Hocam o zaman şuradan dik çizerim. Şöyle 60'ın mantığını kullanacağım. Allah Allah yine gelmedi. Ne yaptın? Ya şu dikmeleri değildi. İlk etapta şuna bak. Yaz. Bak soruyu yapamadı arkadaşlar. Bir daha yazsın hatırlatma bağında. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı %99.999 tutmama ihtimali de var. Biraz sonra onunla ilgili bir sorun da var zaten. %99.999 nereden çıkıyor? Tabana ait yüksekten çıkacak. Tamam. Tabana ait yüksekten çıkacak. O zaman bu üçgenin alanı 6 tabanı burası alt tabanı vermiş. Niye buradan tepeden buraya çiziyorsun? 6 tabanına ait yüksekliği çizmelisin sen şimdi burada. Evet. Olay bu. Haşı bulunca olay bitiyor arkadaşım. Dur. Haşı bulacağız. Şimdi. Olay alandan bitti. Alan kısmı artık en basit kısım. En son 6 çarpı haş bölü gider alana ulaşacağız. Peki. Sen artık burada bundan sonrasında bunu çizdin ya. Bunu bulmaya yönelik hamle yapacaksın. Uzunluk sorusuna dönüştü neredeyse. İster özel açı mantığını kullan. ister açı ortay mantığını kullan. Hani açı ortay. Açı ortaya yo yoğunlaşan bir beyin. açı ortay hocam bu. A açı ortay kola dik çizilmiş. Önceden yoktu değil mi bu? Ama şimdi var. A açı ortay kola dik çizilmiş. E diğer kola da biz bir dik çizmez miyiz arkadaşlar? Açı ortayda en çok kullandığımız şey. Bu dikmeler ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. A burada da 30 60 90 çıktı. Çok da güzel oldu. 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 2 kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katından dolayı 6. O zaman burası da 6 bunlar eşit. Bak 6 tabana ait yükseklikte 6 çıktı alan kısmı her zaman söylemişimdir. En basit kısım 36 bölü 2'den kaç çıkar cevabımız 18 çıkar. Ya da ilk etapta şu 60'ın mantığını kullanmak için ya buradan dik çizeceğiz ya da buradan dik çizeceğiz de diyebilirdiniz arkadaşlar. Dik çizdikten sonra da açı ortayda kolları çizilen dikmelerin eşit olduğunu da fark edebilirsiniz. Hiç önemli değil. Yeter ki verilen her bir bilgiyi kullan. Bulduğun bir bilgiyi de kullan. Mutlaka sonuca ulaşırsın. Geldik buraya. Ne yapacaksın burada şimdi? Ya hocam bak soruya e baktım. Tamam alan verilmiş ama 90'lar Ikea'dakinden fazla alfabetaya dalayım. Mantığında olabilirsin. Ama alanda ilk etapta alan mantığını mantığındır. Ne yapacaksın? Hocam bu üçgenin alanı isteniyor benden. Evet. Ne yapacaksın? Tabana ait yükseklik çizmem lazım. Çünkü şekilde 90 derece var burada. 90 derece var. E o zaman tabana ait yükseklik çizim. Hocam hoppala hemen çizdim buraya. Ya kardeşim niye buraya çiziyorsun? Bu uzunluk belli mi? Belli değil. E bu uzunluk belli değilken yüksekliği bulsan ne olacak ki? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hangi uzunluk belli şu üçgende arkadaşım? 6. E o zaman 6'ya ait yükseklik çizeceksin sen burada. Hadi bakalım çiz. Çizdik şimdi burayı. Haşı bulacağız. Tamam haşı bulacağız. Şimdi artık soru uzunluk sonusuna dönüştü. Alan kısmı çocuk oyuncağı oldu. Sen haşı bul olay bitsin. Şimdi ne oldu? E şimdi haşı nereden buluyoruz fark ettiyseniz bu zamana kadar. Sen tabana ait yüksekliği çizdin. Oradaki yüksekliği de eski bilgilerinle buldun. İşte bu alan konusunda bu vardır arkadaşlar. Yüksekliği çizersin. O yüksekliği de eski bilgilerle. işte açı ortay vardır. Kenar ortay vardır. Benzerlik vardır. İşte ne bileyim özel açı mantığı vardır. Bu zamana kadarki bütün bilgileri kullanacaksın. İşte bu alan konusu bütün konuların tekrarıdır. O yüzden ben size şunu diyorum. Geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe Sorular ve sorular e, konu daha da e, pekişecek sizde. Çünkü zaman ilerledikçe geçmişteki konuları da hep tekrar ediyorsunuz. Bak biraz sonra bakarız belki aklıma gelirse. Bir soruda özel açı mantığını kullandık. Bir soruda özel üçgeni kullandık. Bir bir, bir, bir önceki soruda açı ortayı kullandık değil mi? Yani aslında o konuları tekrar ediyoruz. Neyse burada baktık arkadaşlar haşı bulacağız. E sen böyle bir şekil gördüğün zaman artık alanı unut. Alan en basit kısmı. 90'lar ama uçuyor. 90'lar havada uçtuğunda ne yaparsın? Alfa beta'ya dalarsın. E ne duruyorsun? Haydi dal sana. Daldık. Alfa beta. Burası da alfa alfa 90'sa burası beta. Buraya alfa diyemeyiz çünkü tamamı 90 değil kaldık. A şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit verilmiş. Bu eşitleri de kullanmam lazım. A o zaman 90'ın karşısındakiler de eşitse bunlar eş. Alfanın karşısı burada 6 verilmiş. Burada alfanın karşısı burası da 6'dır o zaman. Evet tabana ait yüksekliği de 6 bulduk. 6 çarpı 6 bölü 2 36 bölü 2'den cevabımız da 18 çıktı sevgili gençler. Olay bu. Geldik şu soruya. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hocam bak şöyle bir şey. Özellikle şu hatayı çok yapıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz ben de bilmiyorum. İlk başta bir şey öğreniyorsunuz ve bu hatayı devam ettiriyorsunuz. Ki ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu yıllar yıllar önce bu soruyu ilk böyle bu soru mantığında ilk böyle bir soru gördüğümde ben de aynı şeyi yaptım. Ne yaptım? Hocam x kenar hemen tabanına ait yüksekliği çizelim böyle. 45, 45 90 üçgeni ya. Çizeriz. Sonra Allah Allah ne yaparız? Bunlar eşit. Şöyle eşit eşit falan filan. İşte burada nanay. Olmadı. Niye? Ondan sonra hatta ben bu soruyu öğrencinin yanında çözerken uğraştım 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 çıkmadı. Sonra e, başka bir soruya geçtik. Devam ettik. Sonra e, yeniden geriye döndük bu soruya. Hadi bakalım üçgende alan konusu üçgenin alan mantığını neydi dedim. Ve ondan sonra bu mantık üzerinden hep gittim arkadaşlar. Benim bir dönüm noktalarımdan bir tanesi alanda mesela. Arkadaş tamam ikiz kenarda, ikiz kenar üçgende taban verilmiş olsaydı insan olan tabanına ait yüksekliği çizerdi diyoruz. E sen her gördüğün ikiz kenarda tabana ait yükseklik çizsen sonuca ulaşır mısın? Tabii ki hayır. Bak o yüzden ikiz kenarlığa değil ilk etapta üçgende ne var? Alan soruluyorsa üçgendeki alana yoğunlaş burada. Bu üçgendeki bu alana yoğunlaş. Lütfen alana yoğunlaş. Ne yapacaksınız? Şekilde de 90 derece var mı? Var. Bak alan mantığı. E o zaman üçgen e, şekilde 90 derece varsa üçgen alanı taban çarpı. taban ait yüksek bölü 2'dir. Şunu çizen arkadaşlara yine kızıyorum. Kardeşim bu taban uzunluğu var mı ki? Sen bu tabana ait yüksekliği çiziyorsun. Hayır. Taban olarak neresi var bu üçgende? Hocam taban olarak 5 tabanı var. 5 tabanına ait yüksekliği çizeceksin. Hocam şuradan çizeceğiz. Çizelim o zaman. Buradan çizilen yükseklik böyle olur. Yok böyle olmaz. Bu nasıl bir üçgen arkadaşlar? Geniş açılı bir üçgen. Hah geniş açılı bir üçgen. Niye hocam? 90 ya. O zaman burası kesinlikle dar. Burası geniş. E burası genişse buradan çizilen yükseklik sadece tek fark nereye düşer? Dışarı düşer. Hani dost doğru çözmek için bunu böyle çizdim arkadaşlar. Yani sen bu yüksekliği bulursan bu tabana ait yüksekliği bulduktan sonra taban çarpı yüksek bölü 2'den bu üçgenin alanını bulacaksın. E tamam. E ne var burada arkadaşlar? 90'lar ikiyedekiden fazla. Bir yerden başla o zaman. Hocam alfa 90'sa sıradaki beta. E tamamı 90. Burası alfa. Alfa 90'sa aha da sıradaki beta. Aa, ne oldu? Şu üçgen ile şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Bak büyük üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen çıktı. İki üçgen eş. Alfanın karşısı 2 ise burada alfanın karşısı 2. Aa, yükseklik çıktı. Alan ACD'yi bulurken artık alan işi en kolay iş. Tabanımız kaç? 5. 5 tabanına ait yükseklik 2. 5 çarpı 2 bölü 2 bize alanı verecektir. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Öyle tepeden dikme dikinmelerle olmuyor. Alanda alan mantığını kullan ve yüksekliği çizdikten sonra oradaki yüksekliği eski konularla bulmaya çalış. Yani ben alan konusunu şu görüyorum arkadaşlar geçmişinizi tekrar etme gibi görüyorum. Yani senin geçmişte de sıkıntıların varsa onu da söyleyeyim. Bu zamana kadar konularda sıkıntı varsa büyük ihtimalle e, alan yaparken geçmişini öğrenebilirsin. Ya da işte e, tekrar ettiğin için e, geçmişi de öğrenebilirsin. Ama alan konusunda da yapamıyorsan büyük ihtimalle geçmişteki konularda sıkıntın olduğu için alanı yapamıyorsun. Çünkü alan çok basit. Tabana ait yükseklik. Özellikle 90 ve 90 e, özel bir açı varsa Büyük ihtimalle %99.9 99 tabana ait yüksekten çıkıyor alan arkadaşlar. Evet geldik bu soruya. Bak yine ne var? Hocam burada bu üçgenin alanı isteniyor. Şekilde de 90 derece var. Büyük ihtimalle nedir? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'dir. E, ya bu tabana ait yüksekliği çizeceksiniz arkadaşlar. Ki şekilsiz oldu. Yani biraz hoşuma gitmedi. Ya da bu tabana ait. Çünkü 12 tabanı da var. 3 kök 5 tabanı da var. E zaman ben 12'ye ait yüksekliği çizeyim. Daha hoş. Buradan da çıkar bu arada. Çıkar mutlaka çıkar. Neyse. Çizdim. Bu yüksekliği bulursam olay bitti. E 90'lar yine havada uçuşuyor. Ne yapacaksın? Alfa, beta. E burası da alfa, burası da beta. E şu üçgenle, şu üçgen ne oldu? Benzer. E burada 90'ın karşısı var. Burada yok ama 6, 12 ise 6 kök 5 olduğunu direkt söyleyebiliriz. Aa güzel bir benzerlik çıktı. Kafadan yazabilirim. 90'ın karşısı 3 kök 5 iken 90'ın karşısı 6 kök 5 oldu. 1'e 2 oran var. Alfanın karşısı h'ken alfanın karşısı 2 h'tır. Yani buranın 2 h olması lazım. 1'e 2 orandan dolayı. Ya da alfanın karşısı 12 ise direkt alfanın karşısı 6 diyebiliriz. Evet 12 tabanına ait yükseklik 6 çıktı. Alan kısmı en basit kısım 12 çarpı 6 bölü 2 kaç çıkıyor cevabımız 36 çıktı sevgili gençler. Bakın alan mantığından gidin diyor. Geçmişteki konularda da sıkıntı yoksa alan senin için en basit yer. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> evet. A şekilde 90 derece var. Üçgen alanı soruluyor. Büyük ihtimalle %99.9. Nereden çıkacak? Tabana ait yükseklikten çıkacak. Haydi bakalım. Tabana ait yüksek. Hocam buradan çizsem. Valla arkadaş çıkıyor mu? Alfa beta'ya dalsak oluyor mu? Olmuyor ki. Alfa dedim beta dedim, geçiş yapamıyorsun kaldın. Alfa dedim beta dedin geçiş yapamıyorsun kaldın. Ne yapacaksın? Alfa beta da geçişte de yapamıyoruz. Demek ki bu tabana ait yüksekliği hiçbir şeyden bulamıyorum. Başka? Başka da taban yok. E o zaman bu tabana ait yükseklik bu sefer yemedi arkadaşlar. İşte %99.9999'dan ne demiştim? Tabana ait yükseklik çizilir ve oradan çıkar demiştim. İşte o çıkmayan sorulardan biri. Demek ki diğer verilen mantığı kullanacağım o zaman. Verilenlere bir bakalım. AC uzunluğu 10 verim verilmiş. AD ile DB birbirine eşit verilmiş. O zaman ben bu eşitlikleri kullanacağım. AD ile DB birbirine eşit verilmiş. Ha, ikiz kenar. Hocam kola bir dik çizilmiş. Bak ikiz özelliğini kullanacağım demek ki burada. İkiz kenar üçgende kola bir yükseklik çizilmişse ne yapabiliriz arkadaşlar? Diğer kola da biz bir yükseklik çizebiliriz. Eşit kenarlara çizilen yükseklikler neydi arkadaşlar? Birbirine eşitti. Doğru değil mi? Eşit kenarlar hatta şöyle demiştik arkadaşlar. Şu bir ikizkenar üçgense buradan çizilen yükseklikle buradan çizilen yükseklik birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerlerde eşit. E, bu yükseklik taban açısına kadar şu parçaya ayırmışsa bu yükseklik taban açısına kadar bu parçaya ayırıp bu yükseklik tepe açısına kadar şu parçaya ayırdıysa bu yükseklik tepe açısına kadar şu parçaya ayırır diye bir özellik vermiştik. E o zaman Eşit kenarlar işitilen yüksekleri eşit. Hatta ikiz kenarın tepe açısı neresi? Burası. Bakın. Bu yükseklik tepe açısına kadar 1 diye ayırmışsa bu yükseklik buradaki tepe açısına kadar da 1 bir birim ayırır arkadaşlar. Aa ne çıktı burada? Bir pisagor var burada. Bu üçgene dikkat et. 6 var 10 var. O zaman burası nedir? 6 8 10 üçgenidir. 6 8 10 üçgeninden burası da 1 bir birimse burası 7 çıktı. Bak şimdi şu üçgenin alanını bulurken bakın bu sefer 10 tabanına ait yükseklikten çıkmadı ama bu sefer 7 tabanına ait yüksekten çıkıyor arkadaşlar. Yine taban çarpı yüksek bölü 2'den çıkıyor bu arada sonuç. 7 tabanına ait yükseklik nedir? Tepesi burası ya. Buradan çizilen yükseklik sadece geniş açılı olduğundan dışarıya düşmüş. Onu da kaç bulmuştuk zaten? 6 bulmuştuk. tabanla mevcut, yükseklik de mevcut. Yani üçgenin alanı 7 çarpı 6 bölü 2'den. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 21 çıkıyor. Evet bu örneğin cevabında ne bulduk? 21 bulduk. Güzel bir soruydu bu arada. Yani bazen işte dedim ya e, önceki konularda sıkıntı varsa o soruyu yapamazsınız tabii ki. Geldik şu soruya. Ben bunu böyle katlamışım. ABC üçgeni biçimindeki çekil birdeki karton AD boyunca ok yönünde katlandığında AB kenarı ABC üçgen işte çemberin merkezinden geçiyor. He, A, neresi? AB kenarı işte çemberin merkezinden geçiyor. Yani bu I'dan geçiyor. Yani bu I demek ne demek arkadaşlar? Açı ortayların kesim noktası demek değil miydi? ABC üçgenin. Evet. Evet. Şimdi o zaman Katlama. Katlamada biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Öncelikle katlanılan şekli bir geri haline geri açıyoruz arkadaşlar. Katlanılan şekil buydu arkadaşlar. Sen bunu böyle katladın. Katladığın zaman ne olacak? Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. Tamam. Sonra üst üste binen kenarlar hocam şu parçayla şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. Hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Hocam şuradaki açıyla da şurada kaç eşit olacak? Şu açıyla da şu açı eşit olacak ama kullanmayacağım gibi. Başka ACB açısını kaç derece vermiş? 30 derece vermiş. Bir de AB üstüyle AC'ye eşit vermiş. AB üstüyle AC'ye eşit vermiş. Eh, hocam burası da eşit verilmiş. Aa dikkat et. Şununla şu zaten eşitti. E bununla da bu eşitse bak şununla da şu x kenar oldu mu? Oldu. Yani o zaman ne oldu arkadaşlar? Bu bir x kenar üçgen oldu. 30, 30 oldu burası. 30, 30, 120 üçgeni. E ben şuradaki I'yi kullanmadım. ABC üçgenin nesinden geçiyordu? İç açı ortayların kesim noktasından. Yani iç teğet çemberin merkezi neydi arkadaşlar? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Buradan çizilen açı ortay oluyorsa bakın şu açı ortay doğrusuysa o zaman hocam şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Yani açı ortaydır bu. E 120 dereceydi. O zaman 60'a 60 olacak burası. Aa ne güzel oldu bak şimdi. Şurası 60 dereceyse bunlar kaçar derece oldu? 30 derece 30 derece oldu. Hocam burası 30 ise zaten üstte binen açıların eşitliğinden burası da 30 derece oldu. 30 60 ise burası 90 oldu. E burası da 90 oldu. E burası da 90 oldu. 30 90 sa burası da kaç yaptı? 60 yaptı. 30 90 sa burası da 60 yaptı. Tamam her şey çıktı üst meydana. 60'ın karşısı 2 kök üstü 30'un karşısı nedir arkadaşım? 2'dir. 90'ın karşısı nedir? 4'tür. Ee, üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da 4'tür. Alan ABC isteniyor. Aa hocam şu ikiz kenarda çizilen yükseklik ya tabanda iki eş parçaya bölecek. 6 ise burası da 6, 6 mıdır? Evet. Ya da hocam 60'ı 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısından şurayı bulabilirsiniz. 30'dan 60'a geçiş burası da bulabilirsiniz. Tabii ki yine fark etmez. Şimdi ne var arkadaşlar? Burada da 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 köküç müdür? Evet. Şu uzunlukta 2 köküç arkadaşlar. Bizden alan ABC isteniyor. Alan ABC en basit kısım. Tabanımız kaç? 6 6 12. Evet şuraya kadar kısım 12. 12 çarpı tabana ait yüksekliği de bulduk mu? Bulduk. 2 kök 3 bölü 2 bize cevap verecektir. Yani cevabımız 12 kök 3 yapar böylelikle arkadaş. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Evet gençler çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Şimdi ne yapıyoruz? Alan konusunda ya çok da zor değil de yani bir noktaya dikkat ederseniz böyle çok da güzel ve çok hoş olduğundan dolayı arkadaşlar buna bir ödül koyuyoruz. Geçen sene yapanlar lütfen yorum yazmasın arkadaşlar. Ya da geçen sene yaptım hocam da yazabilirsiniz. Bazen o kişileri de veriyorum. Ee, ilk defa görenler ve yapanlar lütfen yazdım desin. Yapamadım yani e, yapamayanlar da yapamadım hocam diye yazsın. Çünkü bazen yapamayanlara da saygı duyup orada e, yine fasikül hediyesi veriyoruz arkadaşlar. Ödüllü sorulardan biridir. Ödüllü soru diye buraya yazdım. Ödüllü soru hadi bakalım durdurun ve yapın biraz uğraşın. Çünkü böyle sorular sizi geliştirir arkadaşlar. Düşünce yapınızı geliştirir. Yani her zaman hazıra konmayın. Haydi bakalım ben de başlayayım şimdi. Şimdi arkadaşlar şuraya bakacak olursak. Tamam siz kapattınız değil mi? Şimdi ben başlıyorum. Hadi bakalım bismillah. Bakıyoruz arkadaşlar ikiz kenar görüp de tabanda mevcutsa soru ne olursa olsun insan olan ne yapar? Tabanına ait yükseklik yapmaz mı arkadaşlar? Evet. E aynı zamanda işte alan malan da şey yapılıyor. Neyse buraya 12-12 diye yazdık arkadaşlar. Aynı zamanda çizilen yükseklik nedir burada? Bu da açı ortaydır. Peki soruyu okuyalım bakalım. Şekil 1'de dikdörtgen şeklindeki masanın üzerine konulan bir fenerin F noktasından itibaren masa yüzeyini aydınlattığı kısım gösterilmiştir. Bu arada geçen sene mi? 2 sene önce yazmıştım ben bu soruyu. Hatta bazı kitaplarda kullandı bu soruyu da. Ama o zaman yanlış yazmıştım. Sonrasında düzelttim ben bunu. İşte bu masa yüzeyinde değildi. Havadaydı. E, havada olduğu zaman soru yanlış olacak. Duvarı aydınlattı. sadece çizgi şeklinde aydınlatmaz ki. Şöyle Dairesel yani bir boyuna bir de enine de aydınlatma kısmı oluyor arkadaşlar. O yüzden hatalıydı. Şimdi masa yüzeyine koydum ki masa yüzeyinde aydınlattığı kısım düzlemsel oluyor arkadaşlar. Soruda sıkıntı olmuyor. Neyse şimdi bu soru dost doğru bir soru oluyor yani. Şekil 2'de ise ışığın çıkış noktası yani F'den çıkıyor ya ışık. Çıkış noktası değiştirilmeden ne oluyormuş? Fener döndürülüyormuş. Döndürülmüş ve şu şekli almış. Peki FC ile FB eşit verilmiş. Şunlar eşit verilmiş. İşte bir de 24 verilmiş. Fener döndürüldüğünde masanın üzerinde aydınlanan alan 30 santimetre kare azaldığına göre. Hmm. Bu alan 30 santimetre kare azalıyor. Şimdi kullanırız onu. Fener önceden nereye aydınlatıyordu arkadaşım? Fener önceden şuraya aydınlatıyordu. Şurayı ve şurayı aydınlatıyordu böyle değil mi? Evet Fener önceden buraya aydınlatıyordu. Ve ne olmuştu burası? 12'ye 12 oldu hocam. Ve burası ne oldu? Açı orta oldu. İşte Can alıcı nokta burası. Bakın ÖSYM daha bununla ilgili soru sormadı. Benim dürbün sorusuna da benziyor. Dürbün sola baktı, sağa baktı. Bakış açısı hep aynı dememiş miydik? Evet. E burada da fenerde ışınların çıkış açısı her zaman fenerde döndürsen yine çıkış açısı aynı olmayacak mı? Şuradaki çıkış açısı. Aynen öyle. Yani bizim buradaki açımız alfaya alfa iken burada da ne olacak arkadaşlar? Fener döndürülse yani iki alfalık açıyla çıkışı yapıyorsa Burada da iki alfalık açıyla çıkış yapacak. Yani burası da alfa olacak arkadaşım. Şurası da nokta açısı olmak zorunda. Bak 2 alfa. E hocam ne işimize yaradı bu? Bak burası dikdörtgen ya. E, alfa beta'dan gidebilirsiniz. Alfa 90 beta diyebilirsiniz. E, burası alfa oldu diyebilirsiniz. Ya da şunlar paralel ya. Z'den dolayı alfa diyebilirsiniz. Burada da bir x kenarlık yakalattı. Bir işimize yarar mı? Bilmiyorum. Belki şurayı sorarsa işimize yarayabilir belki. Şuradaki x kenarlığı kullanabiliriz belki. Belki de orayı sormuyordur. Gerçi bizden ne isteniyor? Şekil 2'deki AB kenarının aydınlık kısmı kaç santimetredir diye soruluyor. Aydınlık kısmı soruluyor arkadaşlar burası. Şurası sorulmuyor. Ya yani ikiz kenarlığı da belki de kullanmayacağız burada. Neyse devam edelim biz. Şimdi. E ne yapacağız hocam burada? Bak dikkat et. Hocam burada bir açıortaylık var. Bak açıortaylık var. Tamam buradaki açıortay tabanı keş parçaya vermişti. E buradaki açı kullanayım. E buradaki açı ortayda kola dik çizmiş. Diğer kola da biz bir dik çizebilir miyiz? Evet. Ve bu soruyu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hocam burada bir dik yamuk var. Yani şurada bir dik üçgen oluşturabilirim. Belki şöyle yapan arkadaşlarınız da olabilir. Buradan da yapabilirsiniz. Burada dikdörtgen çizip de ee, şöyle yapılabilir arkadaşlar. İki yoldan yapayım. Tamam bir buradan yapayım. Hocam şurada bir dikdörtgen oluşturdum. 12 ise burası da 12'dir. Ve bu bir ikizkenar değil mi arkadaşlar? Şu parça ile şu parça birbirine eşit. Evet. E şimdi arkadaşlar şöyle bakacak olursak. Buraya A alanı buraya B alanı diyecek olursak. A hocam burası A artı B. Dikdörtgenin diğer yarısı da A artı B'dir. E hocam burası da A artı B. Şimdi dikkat edin. Önceden bu alan A artı B artı A artı B mi Evet. Hocam A artı B artı A artı idi. Şimdi de bu alan sarı alan A artı B artı B olmuş. Ne azalmış? A azalmış. Ha, azalan alana ne demişti arkadaşlar? Aydınlanan alan 30 santimetre kadar azaldı. A alanını 30 vermiş. O zaman ben buraya A dersem A çarpı 12 bölü 2 eşittir 30 sa Buradan da A'yı kaç bulurum? 5 bulurum. A 5 ise 5 12 13'ten burayı 13 bulurum. E o zaman burası da 13 çıkar. Cevap 13 diyebiliriz. Birinci çözüm yöntemi bu. İkinci çözüm yöntemi arkadaşlar. Siliyorum bunu. Siliyorum bunu. Şimdi şurayı da sileyim. Şurayı da sileyim. Burada da şu mantıkla gidebilirsiniz. Hocam açı ortay. Kola dik çizilmiş değil mi? E burada da diğer kola ben bir dik çizsem. Şöyle dik çizsem. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. 12 ise burası da nedir? 12'dir. E bunlar birbirine eşit. Hatta şurada da göstereyim gençler. Şu açı ortayda kollara çizilen dikmeler ne oluyor da birbirine eşit oluyor değil mi arkadaşlar? Evet kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. E, hatta bu üçgenle bu üçgen aynı üçgen olmuyor mu? Oluyor. Ayırdıkları yerler de aynı olduğundan dolayı. Hatta alanları da birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. E, o zaman arkadaşlar şuraya ben bir e, A alan diyecek olursam. Buraya da B alan diyecek olursam. Şurası A artı B iken burası da A artı B. A hocam A artı B iken burası da A artı B. Yani A artı B A artı B oldu önceden alan sarı alan A artı B artı A artı B ise şimdi de A artı B artı B ise eksilen alan ne oldu? A mı oldu arkadaşlar? Çünkü A artı B artı A artı B olması lazımdı. Eksilen alan şurası yaptı arkadaşlar A alanı. Yani A alanı da bize 30 vermiş. Dolayısıyla A alanı 30 ise A çarpı şuraya A diyecek olursam A çarpı 12 bölü 2 30'a eşit diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü burası 30 olması lazım. A'yı da buradan kaç bulduk? 5 bulduk. Buradan da 5, 12, 13 üçgeninden direkt aydınlanan kısmı bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet böylelikle çok güzel bir soru arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Çünkü bu mantıkla ÖSYM soru sormadı sorabilir. O yüzden ödüllü yaptım. Bizim dürbündeki bakış açısı gibi. Buradaki ışın e, açı yani ışığın çıkış açısı değişmiyor. Düzken de eğsem de değişmiyor arkadaşlar. Buradaki ince nokta buydu. O yüzden ödüllü. Zor mu? Kimine göre çok zor, kimine göre kolay tabii ki. Ve size gerçekten güveniyorum arkadaşlar. Yani hocam ben yaptım deyip sallayan arkadaşlarınızın olmadığını biliyorum. Benim tayfa nedense böyle oluyor arkadaşlar. Biraz şey oluyor. başkasının hakkını yiyen bir tayfa olmuyor. Bu zamana kadar ki 2000 işte 21 tayfa olsun, 2020 tayfa olsun. Tayfalarımdan hiç öyle öğrenciler çıkmadı. Öyle boş beleş yazan öğrenciler de zannetmiyorum yazsın arkadaşlar. Çünkü ya bu devirde böyle öğrencileri bulmak hep de bize denk geliyor ya da bizdeyken böyle oluyor bilmiyorum anlamıyorum ama samimiyetimizden dolayı e, güzel işler yapıyoruz arkadaşlar. Sizlerle de e, inşallah e, başkasının hakkını yemeyeceğinizi de biliyorum arkadaşlar. E, güzel işler sizlerle de yapacağız. Tamam mı gençler? Evet. Böylelikle bu videonun sonuna geldik. Uzun oldu ama ben hep şunu söylerim. Biz burada şov yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Özel ders veriyoruz. Özel ders tadında bir şey yaptığımız için sabredeceksiniz, sabredeceksiniz, sabredeceksiniz. Sabrın sonu selamettir. Yani güzel işler yapacaksınız arkadaşlar. Evet böylelikle bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda alan dağıtmada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.